Şimdi sizleri TV8'in sevilen programlarından Rising Star'ın kamera arkasına götürüyoruz. Bakalım saatler süren çekimlerde neler yaşanıyor? İrem Dericili, Mustafa Sandallı, Emine Sandallı ve Yılmaz Morgüllü jüri canlı yayına nasıl hazırlanıyor? İlginç bir şey oldu. Ben şimdi size göstereceğim. İrem Derici'nin kulisinde neler var? Her şeyin kurusu. Kendimi kurutmak amaçlı. Kuruyayım diye her şeyin kurusunu yiyor. Mustafa Sandal değişiyor mu? Ben de bu gözlük olayına girdim artık. Çiçekli gözlükleriyle moda dünyasını alt üst eden Yılmaz Morgül'ün kulisinde çok özel dakikalar. O güzel gözlerinizi görelim. Bizle irtibat kurun ekran karşısındaki seyircileriniz, dinleyiciniz olarak. Öykü Serter ve Emine Sandal'la Rising Star heyecanı Magazin 8'de. Desinler, desinler, şeker esinler. Hobi sollanan yanmış desinler. Birbirinden yetenekli sesleri keşfetmek üzere yan yana gelen 5 değerli ismin Rising Star'da kulislerini ziyarete İrem Derici'den başlıyoruz. İşte heyecanlı dakikalar canlı yayına kadar. Giyin, kuşan, boyan, saçı yap. Zaten benim yüzü boyamak bir saatimizi alıyor. Alan, çalışma alanı geniş olduğu için. Ondan sonra işte kıyafetimize karar veriyoruz, çıkıyoruz. Sonra da akıyor gidiyor. Hayat da öyle efendim. Akıp gidiyor, geçip gidiyor. Kuliste hiç gergin değilmiş İrem Derici. Geliyoruz, önce makyaj yapılıyor, sonra saç yapılıyor. Benim zaten fix yıllardır panda kıvamında simsiyah boyadığım için gözleri. Önder de artık otomatiğe bağlı fit 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 yapıyoruz. Sonra saç yapılıyor. Sonra iki geyik muhabbeti. İşte haftaya hangi konserimiz var muhabbetleri. Çartlar curtlar. Gördüğünüz gibi garip ne yer. İşte hala diyet devam ettiği için. Kuru kayısılar, cevizler. Domates, salatalık. Bu arada iğneleri hazır İrem Hanım'ın. Dikkatle dinleyin. Her şeyin kurusu. Kendimi kurutmak amaçlı. Kuruyayım diye her şeyin kurusunu yiyorum. Bizim kulislerimizde öyle havyarlar, bilmem ne markasılar bulamazsınız efendim. Biz halk çocuğuyuz. Aa. Efendim yedikleriniz, içtikleriniz sizin olsun da bugün ne giyeceksiniz onu görelim diyoruz. Buyurun gelin bakın diyor İrem Derici. Body giyiyorum efendim. Ben biraz daha rahat, hani öyle şatafatlı giyinemiyorum. İşte üstüne şöyle bir pantolonumuz var. Kemeri, işte küpesi, bilmem nesi. Ayak pabuçlar nerede yok? Pabuç. Şunlar da işte ayakkabılar. İlk defa bu, hani kesin düşeceğim bugün ha. Tetikte olun çocuklar. Kesin Allah düşeceğim bugün. Şu ayakkabıya baktım da korktum. Neyse düşene gülünür, hep beraber güleriz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Kulisime şeref getirdiniz efendim. Mustafa Sandal tarz gözlükleriyle kuliste bizi bekliyor. Ben de bu gözlük olayına girdim artık. Bu Rising Star'da Yılmaz'ın gözlükleriyle artık bir yere kadar benim de bu gözlük olayına girmem. Şaka bir yana. 3 şarkılık maxi single çıkardı Mustafa Sandal. Hepsi Aşktan ve İstanbul adlı bir şarkımız var. 3 tane çok güzel şarkı. Müzik severlere, dinleyenlerimize peş peşe sunacağımız 3 tane çok keyif aldığımız şarkı. Mustafa Sandal jürinin değişimiyle programa ayrı bir enerji geldiğini söyledi. Sizlerin de ekranda gördüğünüz gibi son derece eğlenceli. Bu sene jürimizdeki değişiklik bence çok yerinde, güzel bir keyif, güzel bir tat getirdi. Geçen seneki jürimiz de, jüri topluluğumuz da çok güzel. Bu programın ilk başlangıcında çok güzel bir enerji yaptı. Bu sene Acun Mete böyle bir değişiklik yapmak istedi. Bu tip programlarda olabiliyor. Yani jüri üyeleri zaman zaman değişiyor programa yeni bir tat, yeni bir lezzet getirmek için. Ben bu seneki değişikliğin çok pozitif anlamda ekrana yansıdığını düşünüyorum. Eşi Emine Sandal'la da aynı jüride olmanın ve mutlu bir evlilik yaşamanın sırrını da bakın nasıl açıkladı ünlü popçu. Evlilik süresi boyunca yani ne öğrendim Mustafa? Çaktırmadan vites düşürmeyi öğrendim. Yani çaktırmadan vitesi düşürmeyi bileceksin. Mutlu evliliğin bence formüllerinden biri bu. O yüzden hani biraz hafif gazladım mı bakıyorum. Kırık kırık vitesi falan yani. Son sözü ben söylüyorum, taklidi iyi yapıyorum. Son sözü ben söylüyorum demeyelim de onun taklidini ben iyi yapıyorum. Birazdan canlı yayın başlayacak. Öykü Serter çoktan hazırlanmış bile. Ben çok erken gelirim. Önce stüdyonun bir havasını almam lazım. Sonra işte anonslarıma çalışırım. Seyirciyle bir arada olurum. Arkasından da yayına geçerim. Bu da herhalde bir 3-4 saat öncesine gelirim. Yayına hazır hissediyor kendini. Güzel, canlı yayın olduktan sonra çok keyifli, çok eğleniyoruz. Böyle bir zamanda
Yaz döneminde yayında olmak kolay bir şey değil. Canlı yayında olmak kolay bir şey değil. Üstelik bir eğlence programı sunuyoruz. Tabii ki şartlar dahilinde mümkün mertebe pozitif enerji vermeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. En zor iş Öykü Serter'in şüphesiz. Yarışmacılar ve jüri arasındaki dengeyi kurmak, seyirciye güzel bir sunum yapmak bir numaralı görevi. Herkesin kazanmasını istiyor Öykü Serter. Biraz insan ilişkisi tabii ki, insan sevmekle alakalı bir şey. O kadar uzun bir süreçten geçip bu sahneye çıkıyorlar ki bu sahne onlar için çok kıymetli. Biraz empati yapıp onlarla aynı duyguları taşırsanız ne yapalım kaybettin güle güle diyemeyeceğinizi biliyorsunuz. Benim gönlüm gerçekten onlarla aynı sahnedeyim ben. Karşı taraf karar veriyor, ekran başı karar veriyor. O aşamada ben de onlardan yanayım ve hep mavi olsun ve hep duvar kalksın istiyorum. Ve huzurlarınızda jürinin mor gülü Yılmaz Morgül. Buradan bütün TV8 magazin seyircilerine en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O meşhur gözlüklerinden bugün gözünde yok. Evet, Rising Star'a başladığımdan beri gerek Madonna'nın gözlük tasarımcısından edindiğim gözlükler, gerekse buradaki sponsor firmanın tasarımını benim yapmış olduğum gözlükleri dışında ilk kez 4 haftadan sonra ben şeffaf bir gözlükle, ama tabii bu da bu tarz bir gözlük. İnsanlar gözlerimi görmek istediler. Dün akşam çünkü programda çok yoğun mesajlar aldık. O güzel gözlerinizi görelim. Bizle irtibat kurun ekran karşısındaki seyircileriniz, dinleyiciniz olarak. O yüzden bugün giyeceğim kıyafet de çok önemli olduğu için bu kıyafete uygun bir tarz gözlük taktım. Taktığı bazı gözlükler kendi tasarımıymış. Madonna'nın ve Lady Gaga'nın gözlük tasarımcısından satın almıştık New York'ta. Ama şimdi bütün, mesela en son çiçekli gözlükle dahil olmak üzere hepsi benim tasarımım. Ve kritik soru geliyor. O gözlüklerle Yılmaz Morgül görebiliyor mu diye sorular herkes. Görmesen bu enerji karşıdaki seyirciye nasıl geçebilir ve biz bu kadar izlenme oranına nasıl kavuşabiliriz? Herkesi görüyorum ama önce Yılmaz Morgül gönül gözüyle görüyor bütün insanları. Benim için en önemli göz gönül gözüne sahip olabilmektir. Biraz da kulis hallerini konuşalım. Yıllardır bilinen bir özelliği var. Ben bunu 15 yıl önce Avustralya Sydney'de keşfettim. Avokado meyvesi çok seviyorum. Onun dışında peynir. Yani kısaca Allah ne verdi? Hani ben illa şu yemeği yiyeceğim. Özellikle bunu bol su istiyorum. Başka bir şey yok. İçki, sigara zaten kullanmıyorum ben. Sporcuyum. O yüzden kulisimde sadece güler yüzler, emojiler. Yani çünkü negatif insanlar, güzel, gülmeyen insanlar benim kulisime gelmesinler bu kadar. Ve önümüzdeki günlerde de bu yeni single'ım bu hafta çıkıyor. İşte klip ilk kez yine TV8 magazinde yer alacak. Ne Zaman isimli Serdar Ortaç şarkımın klibi. Ve bu haftadan itibaren de yine Allah nasip ederse diğer pop starları gibi ben de Beach Club konserlerime başlıyorum. Efendim şu tarza lütfen bakar mısınız? Pantolon paçaları, ayakkabının stili, gömleği, gözlükleri gerçekten 10 puanlık. Ne zaman oldu da ayrıldık ya da ben aklımı oynattım. Hani biz sadece dargındık, beni neden yine aldattın? Emine Sandal'ın kulisindeyiz. Rising Star çok keyifli, çok güzel geçiyor gerçekten. Hepimiz artık yani ilk 1-2 bölüm prova gibi oldu bizim için. Hem de birbirimize çok daha iyi tanıştık. Şu anda gerçekten kaymak gibi her şey çok güzel gidiyor. Kaymak gibi deyimi de Emine Sandal'a has jüride. Peki eşi Mustafa Sandal'la aynı jüri koltuğunda oturmak zor mu yoksa kolay mı diye soruyoruz. Tabii ki bizim müzikle ikimiz, müziği çok iyi ikimiz anlıyoruz gerçekten. Mustafa benden daha çok tabii ki tecrübeli. Hem prodüktör olarak ama müzik tarzlarımız aynı değil. Bundan dolayı bazen öyle küçük küçük tartışmalar bence çok yani gerekli bir şey esasında. Değerli izleyenler, Emine Sandal'ın yarışma öncesi hazırlık aşamalarını dinliyoruz şimdi. Benim markezum bayağı bir perfeksiyonist. Çok böyle yavaş ve çizerek çalışıyor. Ta Sırbistan'dan geliyor her hafta. Onun için de zor geliyor. Kuaför de çok iyi. Çok memnunum ekibimle.
Çok fazla şeyim yok ama bugün spor yaptım, biraz sauna yaptım, buhar yaptım, saçıma bakım yaptım. Çok fazla yormuyorum kendimi yayından önce. Kulisin olmazsa olmazlarıysa kuru yemişleriymiş. Bakabilirsiniz burada. Biraz fındık, biraz kuru kayısı gibi bir şey, o kadar. Oo, Türk kahvesi de içmişsiniz. Afiyet olsun. Fala inanıyor musunuz? Yok, inanmıyorum. Ama bazen burada eğlence olarak öyle şeyler yapıyoruz tabii ki. Herkesin hazırlıkları tamam. Artık yayın vakti. Bu arada Yılmaz Morgül'e de nazar değmiş. Çok ilginç bir şey oldu. Ben şimdi size göstereceğim. Şunu tutar mısın İremciğim? Tuttum canımcığım. Durduk yerde. Herhalde. Her yerde patlıyor. Bunun nazar adı nazar herhalde. Evet, Allah Mustafa'yı da, Emine'yi da, İrem'i de, beni de nazarlardan korusun inşallah. Amin.